Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamın konusu Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılmış olan teknik hataların yine Kadastro Müdürlüğü tarafından düzeltileceğine dair uygulama. Yani kadastronun kendisinden kaynaklanan teknik hataların düzeltilmesi için mahkemeye mi gidilmesi gerekir yoksa Kadastro Müdürlüğü kendisi mi bu hataları düzeltir sorusunun yanıtını arayacağız. Çünkü bu konuda insanlarımızın çok karışık düşünceleri var. Kadastro çalışmaları bitmiş ise ve tescilleri de kesinleşmiş ise bu konuda yapılmış olan bütün hataların yargıda çözülebileceği düşüncesi var. Oysa ki kadastronun kendisinden kaynaklanan teknik hata diye tanımlanan hatalar Kadastro Müdürlüğü tarafından mahkemeye başvurulmadan, mahkeme kararı da alınmadan çözülebilecek, düzeltilebilecek hatalardır. Kadastro Kanunu'nun 41. maddesi bu konuda Kadastro Müdürlüğü'ne teknik hatalar Kadastro Müdürlüğü'nün kendi çalışmalarından kaynaklanıyorsa ve kadastro çalışmaları aşamasında veya sonrasında bu hatalar oluşmuş ise bu hataların tespit edilmesi halinde hataları Kadastro Müdürlüğü giderir diye bir hüküm var. Ayrıca bu 41. maddeye yani Kadastro Kanunu'nun 41. maddesine dayalı olarak kadastronun yapmış olduğu teknik hataların düzeltilmesine dair yönetmelik de var. Gerek 41. madde gerekse bu yönetmelik esaslarına göre Kadastro Müdürlüğü'nün kadastro çalışmaları sırasında veya sonrasında yapmış olduğu teknik hataları düzeltme için ya Kadastro Müdürlüğü kendisi bu hatayı görmüşse resen bu düzeltme yoluna gider ya da ilgilileri böyle bir talepte bulunmuşsa Kadastro Müdürlüğü bunun için düzeltme çalışmalarını başlatır ve eğer düzeltilmesi gereken bir hata varsa bu hatayı da düzeltir. O zaman şu sıralamayla gidelim. Hangi tür teknik hatalar düzeltmeye tabidir? Yani bu yönetmelik ve 41. madde hükümleri dahilindedir. Bunlar 1. Ölçüm değerlendirme hatası yapılmışsa. Yani bir yere ölçülürken kullanılan aletin ölçüm değerleri yanlış aktarılmışsa, ölçüm yanlış hatalı yapılmışsa, bu konuda somut bir delil, belge var ise o zaman bu hata düzeltilebilir teknik hata içerisine girer. Bir diğeri çizim hatası yapılmışsa, yani ölçüm değerleri alındı, arazide ölçüm yapıldı, ölçüm koordinatları not edildi fakat çizim yapılırken yanlış çizim yapıldıysa, bu da tersimat çizim hatası diye bilinir, tanımlanır. Bir diğeri yanlış sınırlandırma yapıldıysa, yani arazinin zeminde sabit, kadim sınırları var. Fakat sınırlandırmayı yapan çalışan, kadastro çalışanı yanlış sınırlandırma yapmış ise, o sabit sınırları dikkate almadan sınırlandırma yapmış ise ve ona göre taşınmaz malın sınırlarını haritasına çizerek oluşturmuşsa, bu hatada düzeltilmesi gereken teknik bir hata olarak ele alınır. Bir diğeri de bu ölçüm ve hesaplamalara kullanılan ölçüm ve hesaplamalarda kullanılan rakamların yazımında yazım hatası olmuşsa bunlar da tespit edilmesi halinde teknik hata olarak kabul edilir ve bunların düzeltilmesi Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılır. Peki bu düzeltme işlemi nasıl başlar, nasıl işletilir? Bunun iki biçimi var. Birincisi, kadastro çalışanlarının kendileri, yani Kadastro Müdürlüğü, elindeki belge bilgilerden böyle bir hatanın varlığını tespit etmesi halinde bu süreci resen başlatır. Düzeltme işlemini resen başlatır. Ve ilgililerine duyuruda bulunur. Bir diğeri de, bizzat hatanın yapıldığı taşınmaz malla ilgili olan malikleri, sahipleri böyle bir talepte bulunmuşlarsa, taşınmaz malının hatalı ölçümü var, sınırları hatalı, yüz ölçümü yanlış yazılmış gibi, az yazılmış, fazla yazılmış gibi talepleri varsa, bunlar yine Kadastro Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınarak gerekli işlemler başlatılır ve tamamlanır. Peki, bu teknik hataların düzeltilmesi süreci için ne yapılır? Teknik bir hata
kapsamında değerlendirilecek bir hata işlemi tespit edildiğinde veya bildirildiğinde kadastro müdürü, bir kadastro mühendisi, bir kontrol memuru veya kadastro üyesi, bir de teknisyenden oluşan 3 kişilik kadastro inceleme ekibi oluşturur. Bu 3 kişilik kadastro inceleme ekibi hatalı işlemin hatalı olup olmadığını gerek kadastro müdürlüğünün elindeki belge bilgilerden gerekse zemine giderek araştırır, inceler. İncelemelerinin sonucunu bir rapor haline getirir. Hatalı durumun düzeltilmiş biçimini de kroki halinde çizer, krokisini oluşturur. Bu süreçte bu inceleme ekibinin hazırladığı rapor ve kroki kadastro müdürlüğü tarafından onaylanır ve tapu müdürlüğüne duyuruda bulunur. Denilir ki bu parselde veya bu taşınmaz malda 41. maddeye göre düzenleme yapılacak, değişiklik yapılacak. Bunu not edin. Tapu müdürlüğü de onu taşınmaz malın beyanlarına işler, yazar, bir düzenlemeye tabi olduğunu belirtir. İnceleme ekibinin raporu ve krokisi netleştikten sonra kadastro müdürlüğü bu raporu ve krokiyi ilgililerine tebliğ eder. Der ki 30 günlük süre içerisinde bu hatanın düzeltilmesi konusunda sulh hukuk hakimliğine dava açıp düzeltmenin iptali için dava açmaz iseniz, böyle bir başvuruda bulunmaz iseniz bu düzeltme kesinleşerek tescil edilecektir. Karşı tarafın, ilgililerin böyle bir itirazı, dava açma talebi ortaya çıkmaz ise 30 günlük süre içerisinde bu düzeltme işlemi kesinleşmiş olur. Kesinleşmeden sonra da tapu müdürlüğüne kesinleşmiş olan düzeltme kararını bildirerek o taşınmaz malın düzeltilmesi gereken teknik hatası neyse o hatası düzeltilmiş olur. Bu konuyu anlatmamdaki temel amacım şuydu. Yani kadastro müdürlüğünün işlemleri bittikten sonra, yıllar sonra da olsa bu tür teknik hatalar tespit edilirse bunun için hiç çekinmeden ve mahkeme yoluna başvurmadan da direkt kadastro müdürlüğüne talepte bulunarak hatanın giderilmesi için gerekli işlemin yapılmasını talep etme hakkınız var. Bu hakkınızı mutlaka kullanın. Başka bir şey daha var. Yine bu teknik hatalar içerisinde yapılmış olan ölçüm, tersimat, hesaplama gibi hesapların ve işlemlerin hatalı yapıldığını kadastro müdürlüğü resmen tespit etmiş. Ayrıca bu hataların kadastro müdürlüğüne kanunen tanınmış olan yasal hatalar kapsamında olması halinde hiçbir tebligatı yapmadan da o ölçüm hatasını, tersimat hatasını veya tespit esnasındaki rakamları kullanma, hesaplama hatasını kendisi de düzeltebilir. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Size yararlı olacağını düşündüğüm için bunu aktardım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.